시간 지시되는 필요 없죠. normal başlık. Çok başlı altıları var. Pahalıya olmasına gerek yok. Lazım. Yani çok büyük ölçüde değilse de gene de birazcık etkiledi. Biraz daha hareketli oldu, öyle söyleyeyim. Yani hani zam da gelmezse daha da iyi olur ama zam geliyor bu sefer diğer firmalardan. Yoksa %7'lik bir indirim gayet iyi oldu bizim açımızdan. Ya inşallah bunu yıl sonuna kadar uzatırlar. Bizim temennimiz bu. Bunun uzatılmasını istiyoruz. Devletimizden böyle bir isteğimiz var. Yıl sonuna kadar, yani indirim olursa biz daha böyle ayakta kalırız. Biz ÖTV değil de yani devletten daha farklı böyle bir proje istiyoruz. Ya ÖTV indirimi çok da olmuyor aslında, onu söyleyeyim. Yani %6'lık bir indirim 1000 lirada mesela 70 lira bir indirim oluyor. Bu da çok cezbetmiyor. Yani daha böyle farklı bir şey istiyoruz aslında. KDV indirimi mesela, KDV indirimi olursa daha da cezbeder bu. İndirimlere daha çok yansır. Yani 1000 liralık bir üründe hemen hemen 200 lira gibi bir indirim olur. Bu da hem bizim açımızdan hem vatandaşlarımız açısından daha da iyi olur. Satışlarımız bayram öncesinden daha iyiydi. Bayram öncesi. Ama şu bayramdan sonraki bir durgunluk var. O devam ediyor. Ama bayram öncesinde biz çok şükür iyiydik yani. 5-6 aylık zarf içerisinde insanların alım gücü biraz yüksekken ÖTV'nin düşmesi biraz piyasayı hareketlendirmiş oldu. Dolayısıyla bu da tabii esnafı memnun etti. Ama ÖTV'de düşen 6.7 pek o kadar şey etkilemedi esnaf olarak. Tüketicileri etkileyebilmiş olabilir ama esnafı etkilemedi. Ama KDV'den düşseydi bu daha farklı olurdu. Belki bizim için de biraz daha hareketli olurdu. Şu an piyasada yine durgunluk başladı. Son aylarda da olsa biz hareketli bir gün bekliyoruz ama o da yok. Şu an piyasa durgun. Bunun da ne olduğunu bilemiyoruz. Neden durdu, neden bu hale geldik? Sıkıntılarımız devam ediyor. ÖTV'nin o kadar pek etkilediğini sanmıyorum bizi. Ondan dolayı biraz sıkıntımız var. Küçük esnafa fazla bir katkısı yok. Zaten bize müşteri, yani tüketici geldiği zaman bizde indirim istediğinde zaten biz o 6.7'yi düşüyoruz. Ayrıyeten bu bize yaramadığı zaman da dolayısıyla büyük firmalara yaradığını biliyoruz. Ama bize pek etkisi yok. Bu sıkıntılar devam ediyor. Yani pek memnun değiliz. Bize bir katkısı yok ama tüketicilere belki katkısı olmuş olabilir. Devam etmesini isteriz. Her ne kadar da bizi etkilemese tüketicilerini mutlaka etkileyecektir. Şu an soran da var yani. İndirim yükselecek mi, düşecek mi gibisinden. ÖTV kalkacağını söylüyorum. Bazıları bunda biraz rahatsızlık duyuyor, telaşa düşüyor, hemen bir alışveriş yapayım diyor. Ama hesap ettiğimizde hiçbir şey ortaya çıkmıyor. Yani toplamda 6.7'yi düştüğümüzde hiçbir şey hesap etmiyor. Sadece bu mu diyorlar? Evet, bu diyoruz yani. Tüketiciler de haklı, biz de haklıyız. Yani bunu ülkemizdeki hiç kimseye yararı olduğunu sanmıyorum. Bu indirim olduğu zaman tabii bütün ürünlerimizi etkileyecek. Bizim bazı ürünlerimizin yurt dışına geldiğini biliyoruz. Özel tüketim vergisi zaten onda yok. Ama Türkiye'de üretilen ürünlerimizde özel tüketim vergisi var. Biz diğer ürünleri de kapsamasını istiyoruz. Yani hepsiyle aynı eşit seviyede olmasını istiyoruz. O yüzden özel tüketim değil de KDV'den düşselerdi bu bizim için biraz daha farklı olabilirdi. Şu an satışlarımız çok durgun. Herhangi bir yani düğün sezonu olmasına rağmen hiç iş yok. Piyasada bir belirsizlik var. Bunu neye bağlıyorum? İnsanların şu an cebinde para kalmadığını biliyorum. Nakit yok. Herkes kredi kartına yöneliyor. Kredi kartları da doldu.